Çürümüşlüğün içerisindeyiz. Kaset savaşları devam ediyor. Bu kaset savaşlarını geçtiğimiz günlerde 2 hafta öncesinde Sedat Peker bir kasetten söz etmişti. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan söz ederek elinde kumar oynarken görüntüleri ve başka görüntüleri var. 5 milyon dolar verirseniz ben bu kasetleri size veririm. Ne olmuştu? 2 taksitle o ödeme de gerçekleşmişti. Peki aracısı kim olmuştu? Aracısı Mehmet Cengiz olmuştu. Neden bunu anlattım? Çünkü Bodrum'a götüreceğim sizi. Cennet koyuna. Tam da görüntüde olduğu gibi. Mehmet Cengiz bu ülkede ne yazık ki sözünü tutmaya devam eden isimlerden biri. Dünyada en çok kamudan ihale alan isimlerden biri. 10 şirketten biri. Doyamıyor. Bütün hazine arazilerini kendisine veriyoruz. Yine de doyuramadık, doyuramıyoruz. Şimdi Cennet Koyun'da da biliyorsunuz özelleştirme idaresi 2012 yılında vermişti. Nasıl almıştı onu? Kamudan, yine bir kamu bankasından krediyle almıştı. Şimdi buraya villalar yapılacak, oteller yapılacak. Bu gördüğünüz son görüntülerden biri olacak. HKP yine tarihe not bırakmaya devam ediyor. Çünkü bu meseleyi de yargıya taşıdı. Bodrum Gölköy'de koruma altında bulunan turistik doğa harikası Cennet Koyu. Buraya villalar, bir de otel yapılmak isteniyor. Halkın Kurtuluş Partisi, projenin sahibi iş insanı Mehmet Cengiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Konu yargıda. Ve bunlar hakkında anayasayı, orman yasasını, çevre yasasını, kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasasını ihlal ettiklerinden, temel milli yararlarımıza aykırı faaliyette bulunduklarından Halkın Kurtuluş Partisi olarak Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Özelleştirme İdaresi 2012'de koydaki 678 bin metrekarelik yeşil alanı muhalefetin beşli çete olarak nitelediği isimlerden Mehmet Cengiz'e satmıştı. Danıştay 2 kez ihaleyi iptal etti ama uygulanmadı. Koy betona teslim edildi. Cengiz'in iş makineleri yakında Cennet Koy'a girecek. Bugün ön çalışmalarını tamamladığımız yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi Cennet Koy için harekete geçti. Durumu yargıya taşıdı. Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz ile birlikte aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki bakanın da bulunduğu 14 kişi için suç duyurusunda bulundu. HKP'nin savcılığa gönderdiği suç duyurusunda 14 isme 5 ayrı suçlama yöneltiliyor. O suçlamalar arasında görevi kötüye kullanma ve anayasayı ihlal suçları da var. Danıştay 2 defa burada yapılaşmaya izin vermeyen karara imza atıyor. Ancak hükümetten aldığı destekle Cengiz Holding burada yine yapılaşma işlemlerine devam ediyor. Mahkeme kararlarına meydan okuyorlar. Tıpkı Kaçaksaray'da Atatürk Orman Çiftliği'nde olduğu gibi. Danıştay'ın iptal kararını uygulamayanlar hakkında daha önce de suç duyurusu yapılmıştı. Ancak kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi.